Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Güneş Enerjisi kurulum maliyetlerinden bahsedeceğim. İlk önce bu videoyu 2019 yılı sonunda çekmiştim. Üzerinden uzun bir zaman geçti. Dolar kuru çok ciddi oranda arttı. Ürünlerin birim fiyatları arttı. Güncel durum nedir? 3 kW'lık bir güneş enerjisi yatırımı ve 10 kW'lık güneş enerjisi yatırımı kalemlerini tek tek burada sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. 3 kW'lık güneş enerjisi sistemi kurmak istiyoruz. 3 kW şebekeye verebileceğimiz 1 saatteki en üst limit. 3 kW'lık invertere de 3600 W'lık panel gücü bağlayacağımızı varsayıyoruz. Bir önceki videomuzu da böyle yapmıştık. Neden diye kısa bir parantez açalım hemen burada. İnverterin gücünü dönüştürme verimini daha iyi kullanmak adına güç neyse oradan daha fazla bir panel gücü yüklemesi yapıyoruz. O anlamda da 3 kW'a 3.6, 4, 4.5 duruma göre, şartlara göre bu değerleri ekliyoruz. İlk başlığımız tabii ki en yüksek maliyet olan güneş paneli tarafı. Güneş panelinde eski videomu arzu ederseniz onun da linkini bırakacağım, izleyebilirsiniz. Bugün bakıldığında artık panel güçleri arttı. Birim alanda daha fazla, daha verimli paneller kullanabiliyoruz ama diğer taraftan da watt başına fiyatlar da arttı. Eskiden 0,28'ler, 30 dolar sentler her bir watt için konuşuyorken bugün 45, 46 yukarı doğru giden bir şekilde fiyatlardan bahsediyor oluyoruz. O yüzden bakıldığında 3600 watt güneş paneli toplamda, örnek veriyorum, 440 wattlık 8 tane güneş paneli kullandık ya da 450 wattlık 8 tane güneş paneli kullandığımızı varsayalım. Toplamda yapmamız gereken harcama, buraya ayırmamız gereken bütçeyi yazalım. 1650 dolar. Önemli bir diğer kalem, inverter kalemi. Güneşten elde ettiğimiz enerjiyi dönüştürmek için kullandığımız inverter. İnverterinde evirici olarak da geçer. 3 kW'lık evirici için 1100 dolar olarak söyleyebiliriz. Burada verdiğim fiyatları özellikle altını çizerek belirtmek isterim ki daha altında, daha üstünde farklı fiyatlar kesinlikle piyasada bulabilirsiniz. Sadece size fikir vermesi açısından, olayın mantığını anlatmak açısından böyle bir tek bir fiyatmış gibi anlatıyorum ama güneş panelinde de, inverterde de, kablo, konstrüksiyon, pano, aklınıza gelebilecek bütün ekipmanlarda farklı fiyatlar, daha aşağıda, daha yukarıda fiyatlar olabilir. Bunun dışında malzemelerimi sabitleyeceğimiz konstrüksiyon. Konstrüksiyonda da fiyat değişmez gibi düşünmeyin. Yekpare bir alüminyum parça ya da parçalı olabiliyor. Farklı özelliklere, üstünde eloksal olup olmaması ya da alüminyum dışında farklı malzemelerden yapılıyor olup olmaması gibi çeşitli etmenler var. O yüzden yine ortalama bir fiyat yazıyor olacağım. 300 dolar konstrüksiyon için notumuzu alalım. Bunun dışında kablo, konstrüksiyon ve elektrik panosu bütün parçalar gibi o parça da oldukça önemli. Onu da hemen yazalım. Kablo, konnektör ve pano, elektrik panosu. Özellikle konnektör belirtiyorum ki ya basit ufak bir şey, onun maliyetinden ne olacak ki gibi düşünmeyin. Önemli bir malzeme. Orada bile belli bir standardın üstünde malzemeler kullanmanız gerektiğini vurgulamak, dikkat çekmek için konnektör de yazıyorum. Konnektör, pano ve kablo kısmına da 400 dolarlık bir bütçe ayırmak mümkün olabilir. Yine altını çiziyorum. Aşağıda ve yukarıda kullanılan ekipmanlara göre, kalitelere göre bambaşka fiyatlarda karşınıza gelebilir. Bunun dışında işçilik fiyatımız. Bunun dışında projelendirme ve geçici kabul işlemleri diyelim. İşçilik olarak baktığımızda 3 kW'lık bir sistem için aşağı yukarı 450 dolar civarında bir işçilik yazılabilir. Projelendirme masrafı, evrak süreçlerinin takibi, sizden vekalet alarak bütün süreçleri anlaştığınız mühendislik firması yapıyor. Onun için de 1000 dolar denilebilir. Totalde baktığımız zaman da yaklaşık
4.900 dolar gibi bir yatırım maliyeti ortaya çıkabiliyor. Yani her kilowatt için, bir kilowattlık güç için maliyetiniz yaklaşık 1.630 dolar seviyesinde olacak. Kapasite büyüdükçe, daha büyük sistemler kurduğunuzda bu rakamın aşağı düştüğünü birazdan gösteriyor olacağım size. 3 kW'lık sistem ne kadar elektrik üretir? O tarafa da bakabiliriz. Bakıldığında 3 kW kapasite, onu da yeşille yazalım. Ürettiğimiz elektrik miktarı, gerçekten yeşil bir elektrik üretiyoruz çünkü. 3 kW kapasiteli bir sistem. Türkiye ortalaması genel olarak konuşacak olursak 1500 kilowatt saat yılda elektrik üretebilir. Yani 4500 kilowatt saatlik elektrik üretiminiz mümkün olur. 3 kilowatt kapasiteli bir güneş enerji santrali kurarsanız 4500 kilowatt saat yılda elektrik üretebilirsiniz. 2 ile çarparsanız da yaklaşık 9000 TL gibi size yılda tasarruf ederek kazandırdığı bir bütçe var. Evet, 3 kW'lık sistemde durum böyle. Dilerseniz şimdi 10 kW'lık sistem içinde benzer bir tablo hazırlayalım. Konunun güç büyüdükçe nasıl fiyatlandırmada aşağı doğru düştüğünü göstermiş olalım size. Evet, şimdi 10 kW'lık bir kapasite için konuşalım. 10 kW şebeke bağlantı izni aldınız. 10 kW için aşağı yukarı 12.000 diyelim, hatta şöyle diğer yazılış şekliyle 12 kilowatt peak güneş paneli yerleştirdiğimizi düşünelim. Bununla ilgili biraz önce söylemiştim. İnverteri daha verimli çalıştırmak için panel gücünü biraz daha fazla koyuyoruz. 0.45-46 dolar her bir watt için fiyat söyleyecek olursak 12 kilowattlık panel için yaklaşık 5500 dolar gibi bir bütçe eklememiz gerekiyor. İnverter tarafında ise yaklaşık 1800-2000 dolar bandında bir yatırım gerekebilir. İnverter alırken de parantez açalım. Hibrit bir inverter almanızı tavsiye edebilirim. Çünkü bugün hibrit alırsınız ama bataryasını ilerleyen yıllarda alıp entegre edebilirsiniz. Lityum teknolojisi gelişiyor, fiyatlar aşağı doğru düşüyor. Çok ciddi avantaj sağlayacaktır size. 3 sene sonra, 5 sene sonra malzemeyi alıp direkt cihaza bağlama şansınız olur. Şebeke bağlantılı on-grid sistem aldığınızda ona direkt olarak akü entegresi yapamayacaksınız. Onun için ikinci bir cihaz ya da var olan cihazınızı değiştirme yoluna gitmeniz gerekir. O yüzden mümkünse hibrit bir inverter almanızı kesinlikle öneririm. Bunun dışında konstrüksiyon masrafı, konstrüksiyon olarak da dediğimiz gibi konu bambaşka parametreler içeriyor. Farklı fiyatlar muhakkak karşınıza çıkacaktır. Biz bu örnek için 850 dolar olarak konstrüksiyon bedeli buraya ekledik. Bunun dışında kablo, konnektör, pano konusunda da ekleme yapacağımız rakam 950 dolar. İşçilik ne alınacak? Bakıldığında 10 kW'lık bir sistem kurulma fiyatlaması yaklaşık 1350 dolar dersek çok abartı bir fiyatlama yapmamış oluruz. Projelendirme ve geçici kabul işlemleri, evrak süreçleriyle ilgili işlemler için de 1550 dolar diyebiliriz. Totalde bakıldığında 12.200 dolar 10 kW'lık bir güneş enerji santrali yatırım maliyeti olarak karşınıza çıkıyor. Tabii ki bu rakamın altında ve üstünde farklı fiyatlamalar olacaktır. Bir burada başlık olarak göstermedim ama özellikle sizin için not aldığım bazı maliyeti arttırıcı unsurlar var. Onları da hemen kısaca değinmek istiyorum. Örneğin anlaştığınız firma evinizin lokasyonuna uzaktır. Nakliye masrafı için ekstra bir ücret talebi olabilir veya vinçle çatıya çıkarma durumu oluşabilir. Vinç kiralaması vesaire bedelleri karşınıza çıkabilir. Kablolama 10 metre mi, 20 metre mi, 50 metre mi değişkenlik gösterebilir. Kablo masrafınız ve pano masrafınız, içindeki ekipmanların hangi markalardan oluşturulduğu gibi birçok parametre var, birçok rakam var. O yüzden burada size anlatmış olduğum her şey size fikir vermesi açısından söylediğimiz bilgiler. Altını tekrar çizerek belirtelim.
Dağıtım şirketine harçlar ödeniyor. Çok büyük bedeller olmasa da o harçlar da bir gider sonuçta. Hangi dağıtım şirketi bölgesindeyseniz web sitesine girerek lisanssız elektrik üretimi başlığı altında yatırılması gereken harçlar ne kadar? Her yıl değişkenlik gösteriyor çünkü. Onlara siz de girip bakabilirsiniz. Az mı çok mu sizin için kendiniz yorumlayabilirsiniz. Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta, çatınıza kuracağınız sistemin statik olarak uygunluğunu kanıtlamanız gerekiyor. Yani binamda güneş paneli koyacağım ve bu koyduğum güneş panellerinin ağırlığı binanın statiğine etken etmeyecek ya da olumsuz etki etmeyecek noktasında bunu kanıtlamanız gerekiyor. Tabii bu da bir masraf içeriyor. Bunun dışında başka bir kalemse elektrik sözleşme gücünüz önemli. Sizin için bağlayıcı bir sınır o. Örnek veriyorum, 5 kW sözleşme gücünüz varsa faturada, siz kalkıp 10 kW ilk etapta hemen yapamıyorsunuz. Önce 5 kW'lık sözleşme gücünü 10 yapıyorsunuz ya da 15, 20, 25 kW'a kadar kurulum yapmaya izin var. Eskiden 10 olan limit artık 25 oldu. Parantez içinde onu da belirteyim. Sözleşme gücünüzü arttırıyorsunuz. Bu da basit bir işlem ama biraz zaman alıyor. Dağıtım şirketine göre 2 hafta, 3 hafta belki. Sözleşme gücü arttıktan sonra güneş enerji santrali başvurusu yapıyor oluyorsunuz. Yani tahtada yazdığım kalemlerin dışında da bu söylediğim kalemlerde ufak ufak maliyetler size doğurabilir. Bunlar da sürpriz olmasın diye belirtmek istedim. 10 kW'lık bir sistemden yine konuşmaya devam edecek olursak, 10 kW'lık sistem ne kadar elektrik üretir? Kilowatt ve kilowatt saat elektrik üretimi parametreler birbirine karışabiliyor bazen. Yani 1 kW'lık sistem kurduğunuz zaman yılda yaklaşık olarak 1600 kW saatlik bir elektrik üretebiliyor. Yani bu da şu demek oluyor. 10 kW'lık bir kapasite kurarsam eğer 16.000 kW saat yılda elektrik üretebiliyorum demek. 16.000 kW saat, her kilowatt saati 2 TL olarak düşünürsek 32.000 TL gibi bir tasarruf yaparak bize para kazandırma durumunu söylememiz yanlış olmaz. Fizibilite ile ilgili de ayrıca çok detaylı bir video yapıyor olacağım. Onu da şimdiden belirtmekte fayda var. Yani 12.000 dolar bir yatırım yapıyorsunuz ve size yılda 32.000 liralık bir elektrik faturasından tasarruf sağlatabiliyor. Burada şu noktaya bağlayalım konuyu. Güneş enerjisi kimler yapmalı noktasına gelelim. Çok fazla elektrik tüketimi olan bir işletme veya sanayi tesisi için çok daha yatırım hızlı geri döneceğini söyleyebiliriz. Çünkü onların elektriği alış fiyatları çok daha yukarıda. Örneğin benim burası ticarethane aboneliği, bambaşka bir fiyattan alıyorum. Evde kullandığım elektriğin fiyatı bambaşka. O anlamda da çok fazla elektrik tüketimi olan ticarethaneler, işletmeler, sanayi tesisleri ve evler tabii ki tasarruf amaçlı güneş enerjisi kurduğunda çok ciddi bence avantaj sağlayacaklardır. Bunun dışında şöyle de diğer taraftan bakalım olaya. Ben 100 TL, 200 TL çok az elektrik tüketiyorum, çok masrafım yok. O tarz yatırımlar için güneş enerjisi birazcık daha beklemesinde bence fayda var. Çünkü birim maliyet küçük sistemlerde çok yüksek. Biraz önce baktığımızda yaklaşık 1600 dolarlardan bahsediyorduk. 3 kW'lık sistemin her kW'ı için 1600 dolarlardan bahsediyorduk. Bakın burada 10 kW'lık büyük bir sistem kurduğumuzda birim maliyet 1200 dolarlara kadar düşmüş oluyor. Bunu 25 kW yaptığımızda belki 1000 dolarlar seviyelerinde olacak. Hatta endüstriyel boyutta bir tesis yaptığımızda 1000 doların da altına inecek fiyatlarla karşılaşacağız. Fiyat konusu net fiyatı olmayan bir konu. O yüzden anlatmakta ciddi anlamda güçlük çekiyorum. Ortalama fiyatları bulayım, sizi hani fikir anlamında doğru noktada tutalım noktasında ciddi anlamda emek harcadım. Birçok firmayla görüşerek bu ortalama fiyatları sizin için çıkardım. Aşağı yukarı böyle teklifleri alacağınızı söyleyebilirim. Olabildiğince büyük sistem yapmakta fayda var. Öyle bir öneriyle bitireyim bu videoyu. Çünkü 3 kW yaptığınızda da evrak süreçleri aynı. 10 kW yaptığınızda, 15-20 kW yaptığınızda da evrak süreçleri aynı. Bu iş uzun soluklu bir iş. Yani 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonrasını düşünerek yapmanız gereken bir yatırım ve imkanınız varsa 3 kW yerine 5 kW, 10 kW yapmakta
fayda var. Çünkü enerji fazlasının satışı mümkün ama sırf satmak için dağıtım şirketiyle bu evrak süreçlerine girmiyoruz aslında. Mahsuplaşmayı da beraberinde getiriyor bu sistem. Mahsuplaşma da şu demek oluyor: gece tükettiğinizi gündüz güneşten üreterek karşılığını verebiliyorsunuz. Bu çok kıymetli bir özellik çünkü bir ay içerisinde, örnek veriyorum, 15 gün boyunca hava kapalı ama siz evde çok fazla elektrik tükettiniz, hiç problem değil. Güneşli olduğu günlerde o tüketimin karşılığını güneşten ödeyebiliyorsunuz. Bir ay içerisinde ne verdim, ne aldım değerlerine bakılıyor. Kilowatt saat olarak mahsuplaşılıyor. O yüzden yatırım, emin olun, hiçbir zaman boşa gitmeyecektir. Kendi enerjinizi kendinizin üretmesinin çevre anlamında inanılmaz bir katkısı olacak. Enerji verimliliği, var olan elektrik dağıtım şebekemizin verimli çalışması anlamında da çok ciddi avantajlar beraberinde getirecek. Bir diğer taraftan da dediğim gibi uzun soluklu bir sistem, bir proje olduğu için bu 3 sene sonra, 5 sene sonra bir elektrikli araba aldığınız zaman veya belki hemen alacaksınız, güneş paneli kurdunuz, kapıya da bir elektrikli araba aldığınızı düşündüğünüzde harika bir senaryo. 80 TL'ye, 100 TL'ye deponuzu dolduracaksınız artık. Eski tabirler elektrikli araçlarda bambaşka olacak ama yine biz depo diyelim. 100 TL'ye depoyu doldurup 300 km, 350 km, arabaların menzilleri de bambaşka noktalara doğru gidiyor. Pozitif anlamda iyileşiyor. O anlamda da 100 TL'ye doldurduğunuz arabayla, temiz enerjiyle doldurduğunuz arabayla işinize gideceksiniz, gezmelere gideceksiniz. Bu olabilecek en iyi senaryo. Enerji verimliliği açısından da en iyi senaryo. Çevre duyarlılığı açısından da en iyi senaryo ve sizin cebinizi koruyacak da en iyi senaryo. Bu anlamda bankalarımızın da artık krediler, GES kredileri noktasında özel çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bankalarla da görüşüp bu konuyu kredilendirme anlamında da onlardan destek alabilirsiniz. Çünkü ilk yatırım maliyetimiz biraz yüksek olacak birçoğumuz için. Yani 10.000 dolar, 12.000 dolar, hadi bakalım hemen 12.000 dolar verdik diyemiyoruz. Neyse, konuyu çok uzatmayayım. Durum bundan ibaret. Şu an geldiğimiz güncel durumda bakıldığında 1200 dolar, 1500 dolar her bir kilowatt kapasite için bir yatırım gerekiyor. Mühendislik firmalarına teşekkür etmek istiyorum. Özellikle küçük çatılarla ilgili çaba harcayan mühendislik firmaları, EPC dediğimiz anahtar teslim iş yapan firmalara samimiyetle teşekkür etmek istiyorum. Bu sistemler küçük çatılarda gözüküyorsa onların payı çok büyük gerçekten. Çünkü megawatt seviyesi santralle belki benzer evrak süreçlerini ufacık bir ev içinde hiç üşenmeden yapıyorlar ve bu işin yaygınlaşması için canı gönülden çaba harcayan firmalar da var. Onları gerçekten çok takdir ediyorum, çok saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bahsettiğimiz bu konuyu endüstriyel boyutta bir fabrikanız içinde kesinlikle düşünebilirsiniz. Bu konuyla alakalı da eninde sonunda herkesin güneş enerjisi yaptıracağını çok net bir şekilde şimdiden söyleyebilirim. Neyse, konuyu çok uzattım, farkındayım. Maliyet videomuzu burada sonlandırıyorum. Aklınıza takılanlar olursa videonun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda blog sayfamdaki makalemi de orada linkini bulabileceksiniz. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.